Duygu, sevgiyle ilgilen. Hastaneye yatıyor. Gen tedavisi için virüs vereceğiz. Kabul ettiniz mi? Hı hı. E bana bağırdınız o kadar. Koş hadi koş. Hemen gidiyorum. Yani burada konuştuğumuz şey senin sağlığın. Sorun olacaksa Levent Bey olmaz der zaten. Neye olmaz diyecekmişim? Ameliyatı birkaç saat erteleme imkanımız var mı? Erkek arkadaşımın uçuşu rötar yapmış da. Onun da burada olmasını istiyorum. Sevgi. Birkaç sorusu varmış. Bu konularda çok zekidir. Ben ne soracağımı bilmiyorum bile. Ameliyatı tekrar düşünmek mi istiyorsunuz? Hayır hayır. Sadece Era'yı beklemek istiyorum. O kadar az zaman geçirdik ki birlikte. Sevgi lütfen. Era'yı beklemek istediğimi söylüyorum. Ne var bunda? Onu bekleyemeyiz. Ya saat 3'te burada olacak. Lütfen. Levent Bey. Evet. Eray diye biri yok. Anlamadım. Onu kendi uydurdu. Öyle biri yok. Kardeşimle hiç flörtü olmadı şimdiye kadar. 6 ay önce bir geziye gitmişti. Döndüğünde ruh ikiziyle tanıştığını söyledi. 6 ay önce mi? Yani tam semptomlarının başladığı zaman. Hiç fotoğrafı yoktu. Kimse onu görmedi. Onunla konuşur musunuz? Era'yı bekleyemeyeceğimizi söyleyebilir misiniz? Çünkü çok uzun süre beklemek zorunda kalabiliriz. Genci, ağlama kızım. Ben varım, yengem var. Yalnız değilsin bak, korkma. İnci? Artık birlikte olacağız İnci. Artık beraber yaşayacağız. Ne oldu, neyin var? Annemi istiyorum ben. Babamı istiyorum. Ölmesinler, beni bırakmasınlar. Söylediniz mi? Ben biliyor zannediyordum. Canım, bir tanem. Üzülme. Git, yalancı. Sevmiyorum seni. Annem gelsin. Onları istiyorum ben. Onları istiyorum. Gelir misiniz benimle? Nasıl yaparsınız bunu? Çocuk hasta. Hiç mi aklınıza gelmedi? Hiç mi düşünemediniz? Nasıl olsa öğrenmeyecek miydim? Bağırmayın. Öğrenecekti ama bu şekilde değil. Çocuğun ne kadar zarar gördüğünü farkında mısınız siz? Allah aşkına bana doğruyu söyleyin. Sizin umursadığınız para mı yoksa İnci mi? Ne diyorsun sen be? Bana para diyene bak. Şöyle gelin siz. Bağırmayın diyorum. Bağırma. İnci'yi gerçekten sevseydiniz bu kadar düşüncesizce davranmazdınız. Haddini aşıyorsun kadın. Çek git. O mirasla sana kuruş yedirtmem. Bunu da böyle bil. Kardeşim o dükkanı açarken ben vardım yanında. Ben çektim kahrını. Eğer Veli Bey'e ameliyatta bir şey olursa Zuhal Hanım, benden çekeceğiniz var. Çünkü basın toplantısı yapıp bana baskı yaptığınızı anlatacağım. Rahat olun. Bana bir şey olmayacak. O çok iyi bir cerrah ve korkularında da haksız değil. Onu bu ameliyata ikna etmek hayatımda yaptığım en aptalca şey olabilir. Bu ameliyatı Semih Altın da yapabilirdi Zuhal. Ameliyathaneye girer de geri dönemezsem beni senin gibi sevdiğim bir öğrencimin uğurlamasını istedim. Onur duydum hocam. Duyma. Aslında son kez elini tuttuğum bir karım olmalıydı Zuhal. Bir sürü de çocuğum olmalıydı. Böylece ölüm döşeğimde yanımda bir dostum olsun diye senin peşinden koşmazdım. Levent Bey, Sevgi'yle konuştunuz mu? Daha konuşmadım. Ne? Daha konuşmadınız mı? Virüsle 2 cc interlokini karıştırdım bile. Biliyorsunuz 6 saat içinde ameliyata girmek zorundayız.
Yoksa virüs etkisiz hale gelecek. Biliyorum Duygu. Sadece 3 saat daha bekleyip ameliyata gireceğiz. Levent Bey, boşuna bekliyoruz. Beklediğimiz adam aslında yok. Evet, ama beklememizin de sakıncası yok. Adam yoksa bile o 3 saati kafasında yarattığı hayalle mutlu yaşayacak. Çünkü o tümöre müdahale ettiğimizde hepsi kaybolacak. Gerçek değil ki o. Yani o hayalin kaybolması sorun olmaz. Kendi hayatına geri dönebilir. Muhtemelen yalnız biriydi. Aşkı yaşamanın kendince bir yolunu bulmuş. Bu aşk değil, hayal. Tabii ki öyle yapmıştır. Hayali bir sevgili mükemmeldir. Ama gerçek sevgililer öyle değildir. Ya, bak bunu öğrendiğim iyi oldu. Levent! İncim kızım yok. Kaçmış. Ne? Kızın mı? Amcası kazayı, olayı anlatmış, düşünebiliyor musun? Ya ne olur kızımı bulmama yardım et. Ne yapacağımı, nereden bulacağımı bilemiyorum. Tamam, sakin ol, buluruz şimdi. O senin çocuğun mu? 9 yaşında sarışın bir kız çocuğu kayboldu. Hemen anons ediyorum. Hemen anons ediyorum. Ya çıkıp giderse? Merak etme. Hastaneden çıkamaz. Her yerde güvenlik var. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Kızım yok, kaçtı. Kızın mı? İnci'yi gördünüz mü? Odasından çıkıp gitmiş. Yok. Ne olur onu bulmama yardım edin. Ben şimdi güvenliğe haber veririm. Hemen bulurlar. Tamam, biz de bir taraftan aramaya devam edelim. Gel Eylül. Bir dakika. Şimdi o kız, Eylül'ün kızı öyle mi? İyi, ben yanlış anlamamışım demek. Gün bitmeden bakalım daha neler öğreneceğiz. Neyse, biz işimize bakalım. Şimdi anlaşıldı. Levent Bey durumu baştan beri biliyordu. Ya da İnci ikisinin kızı. Ne? Evet, gül olsun. Tamam. Söylediğim adrese gönderin. İyi günler. Göz göre göre bir kadının aldatılmasına yardım ediyorsun. Hiç yakıştıramıyorum senin gibi tatlı birine. Ne yapayım? Onların berbat bir ilişkisi varsa ben ne yapayım? Biri bana kirli işlerini yaptırıyor. Öbürü beni casusluk yapmaya zorluyor. Sen buna ortak olmak zorunda değilsin. Nihan, arada kaldım. İkisi de benim şefim, anlamıyor musun? Anlamıyorum efendim. Bak, tek yapman gereken gidip kadıncağıza durumu anlatmak. Ve Arslan Bey'in neşterini böğrüme saplamasını beklemek. Öyle bir şey olmayacak. Çünkü ben devreye girip seni kurtaracağım. Ya, peki nasıl yapacaksın bunu? Bana bakın Arslan Bey. Eğer Ahmet'e kötü bir şey yaparsanız şah damarımı patlatıveririm diyeceğim. Acil durumu aciliyetini belirtmek için.
Alabileceğimiz tüm yardımları alabilmek için söyledim. Ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin, tamam mı? Sakin olmanı istiyorum Nihan. Sakin olmanı istiyorum, tamam mı? Ölmeyeceksin. Anlaştık mı? Her şey yolunda mı? Kardiyovasküler cerrahi dalının kurucularından biri masamda yatıyor ve onun göğsünü kesmek üzereyim. Bana bir dakika verin. Neşter. Mahvedeyim deme. Seni öldüreceğim. Şunu destek yap. Hemostazı sağlayacak derecede baskı yap. Bize bulabildiğiniz kadar kan krosletin. Her duruma karşı tedbirli olacağız, tamam mı? Hastayı hemen ameliyata alıyoruz. Murat, Ahmet'in yerine geç. Yavaş, sakin. Hazır mısın Murat? Al. Tamam. Gidiyoruz, tamam. Geri çekil. Hadi çabuk, çabuk, çabuk. İyi iş çıkardın. Yapay kapak kenarlarında bir sızıntı var. Bypass'a geri dönüyorum. Penset. Zenan, yeni pile gitti. Dikişler hazır olsun. Zenan, aspiratör. Anulus ve komisürlerdeki kalsifikasyonları ultrasonik devridman cihazıyla tamamen temizledik. Ama bir türlü dikiş tutmuyor. Lem. Metrum bağ makası. Lakart. Tampon. Bu çok büyük bir hata. Tampon. Sorumsuzca ve aptalca. Ve bunu bana yaptırdığınıza inanamıyorum. İhtibarımın içine edip de sifonu çektiniz. Resmen ipimi çektiniz. Sayenizde tıp tarihine bir efsaneyi öldüren cerrah olarak geçeceğim. Suat. Bana Suat deme. Bugün burada mahvettiğimiz, her ne kadar öyle olsun istesem de senin değil, benim adım. Doktor Suat. Oldu. Sızıntı yok. Dikiş tuttu. Sızıntı durdu. Temporal lobdaki bir tümör gerçek ve hayal arasındaki çizgiyi kaybedebilir. Eray'ın bu kafa karışıklığının sonucu olma ihtimali var. Ablam aşka inanmıyor. Ailemizin bulduğu biriyle evlendi. Çoluk çocuğa karıştı ama hayatında aşk yok. Bense aşık oldum. Ve o bunu kaldıramıyor. Bize bir fotoğrafı bile olmadığını söyledi. Fotoğraf mı istiyorsunuz? İşte. İşte. Burada da var. Burada. Bunlar kafanızdaki hayalin çizimleri. Ben resim öğretmeniyim. İşim bu benim. Peki günlükler ve yazılar? Bunları daha önce de yapar mıydınız? Onu rahat bırak. Daha önce hiçbir şey yazmak zorunda hissetmedim kendimi Duygu Hanım. Çünkü bu bir semptom. Hipergrafi denir. Baskın yazma isteği yaratır. Onu rahat bırak. Ben bir erkeğe aşığım. Ona dokundum ve sarıldım. O hayal gücümün bir ürünü olamaz. Onları nasıl tanıştığınızı anlatsana. Peki. Gemiyle bir geziye katılmıştım. Ve durduğumuz bir limanda gemiye yetişmek için koşarken ayakkabım düştü. Gemi sirenini çalıyordu. O yüzden durmak istemedim.
ve ayakkabımı orada bıraktım. O akşam yemekte Eray beni aradı buldu ve ayakkabımı getirmişti. Size de tanıdık geliyor mu? Benimle dalga geçmekten vazgeç. Dalga geçmiyorum. Gerçeği görmeni sağlamaya çalışıyorum. Levent Bey, bu hikaye size de tanıdık geldi değil mi? Evet. Kül kedisi masalı gibi. Sonra ne oldu peki gemide? İlk bayamalarım başlamıştı. Eray oradaydı. Beni odama kadar. Kadının biri seni banyoda yerde yatarken bulmuş. Yakışıklı prens seni taşımadı. Defol. Hepiniz defolun. Bu gereksiz saçma konuşmayı sürdürmek istemiyorum. Sevgi Hanım, tümör için kullanacağımız serum sadece birkaç saat dayanabilir. 3'e kadar dayanamaz mı? Evet, dayanabilir. Levent Bey. Dayanabilir. Peki o zaman, saat 3'e kadar bekleyebiliriz. Bütün gün bekleyemeyiz ama. 3'e kadar bekleyebiliriz. Jülde Hanım, biraz konuşabilir miyiz? Ahmet, ne bu hal? Nihan. Git üstünü değiştir, sonra konuşuruz. Jülde Hanım, isterseniz beni bundan sonra hiçbir ameliyata sokmayabilirsiniz. Bunu çıkarlarım için söylemiyorum. Sevgiye inanan biri olarak söylüyorum. Bunu benden duymanızı istemezdim. Amacım kesinlikle sizi üzmek değil. Ama bilmeye hakkınız var. Arslan. Arslan değil mi? Yine yaptı yapacağını. Saat doğru mu? Evet, doğru. Uçağı rötar yapmış olabilir. Telefonu kapalı. Hala uçaktaysa o yüzden kapalıdır. Gelecek, biliyorum. Delirdim mi ben? Aklımı mı oynattım? Hayır Sevgi. Bunu yapan beynindeki tümör. Eray hiç yok muydu? O bir hayal miydi? Nasıl olur? Nasıl? Çok üzgünüm Sevgi. Ameliyat yeri temiz. Hemogram kontrolleri de normal sınırlarda. Hastamız gayet iyi görünüyor. Çok sağ olun çocuklar. Hayatımı kurtardınız. Ne demek? Sizin kurtardıklarınızın yanında bu yaptığımız hiç sayılır. Yok yok. Bu kadar mütevazı olmaman gerektiğini biliyorsun. Hadi siz bakın işinize. Ben de dinleneyim biraz.
gidebilirsiniz. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Suat. Ben de sana nasıl kızacağımı. Beni büyük bir strese soktun. Değmedi mi? Zordu ama başardın. Evet, neyse ki. Sen iyi bir cerrahsın. Yapabileceğini biliyordum. Teşekkürler. Görüşürüz sonra. Tamam. Senkronize kalmak zorunda olduğumuzu unutma. Hı hı. Hazır mısın? Hı hı. Başla. İyi, sakin ol. Yavaş. Yavaş. Yavaşla. Tam öyle. Basınç artıyor. Bradikardi olmak üzere. Tamam. Kilo başına 1 gram manitol ve 20 miligram furosemid verin. Kafa içi basıncın yükselmesini engellemeliyiz. Bir sorun mu var doktor duyuyor? Eray gelmiş. Tümöre ulaştık. Sonra Sevgi'nin beyninde reaksiyonel bir ödem, yani şişme oldu. MRI yaptık. Sonra bu şişmenin beyne büyük zarar verdiğini fark ettik. Beyindeki hayati fonksiyon merkezlerinin beslenmesinin bozulduğunu saptadık. Uyanabileceğini sanmıyoruz. Eray Bey, özür dilerim. Yani sizi beklemeliydik. Sizin gelebileceğinizi sanmıyordum. Yani bütün o hikaye çok inanılmazdı. Size o ayakkabı hikayesini anlattı değil mi? İkimize de bu yüzden deliymişiz gibi davranıyorlar. O görüntüsü aklımdan çıkmıyor. Gemiye tek ayakkabısıyla koşarak çıkarken saçları uçuşuyordu. Hayatımda gördüğüm en güzel şeydi. Uyanabilir ama değil mi? Yani başından beri bir peri masalı gibiydi. Periler her zaman uyanır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.